Anadolu yakasının en büyük kitap fuarı Üsküdar'da 5. kitap fuarı bugün itibariyle açıldı. 17'sine kadar sürecek, tam 350 yayın evi ve 250 yazar sizleri bekliyor. Her geçen yıl ilgi alaka artarak devam ediyor. Zannediyorum bu yıl 200-250 bin kişi burayı ziyaret edecek. Hedef bu. Yani herkes burada. Özlediğimiz tablo bu aslında. Biz buyuz. Türkiye bu. Bu olmalı. Yeni Türkiye. Gün Sayın Cumhurbaşkanımızın sözcüsü İbrahim Kalın çok güzel bir söz etti hatırlarsanız. Efendim Türkiye'de insanlar okumuyor, yazmıyor. Hiç alakası yok. İşte en güzel buna cevap bu. Hem fuara gelenlerin sayısı çok fazla, hem de görüyorum herkes çok kitap alıyorlar. Kitaplar burada, fiyatlar da uygun, fena değil. Seyirlik dolaşmıyorlar. Yok yani herkes bir koşuşturma, araştırıyorlar, bakıyorlar. Şu kitap var mı, bu kitap var mı? Maşallah ilgili, yani bir hani bir turistik gezi değil burası. Harika, tebrik ediyorum. Mutluyuz biz de Üsküdar Belediyesi olarak. Bu yıl 5.sini düzenliyoruz. Her sepetten. Bütün İstanbul'u bekliyoruz. Bir arkadaşımız değerli yazarımıza kitabını imzalattı ve şimdi kitabını aldı. Niçin kitabını imzalattın? Yani şimdi bana böyle hatıra olsun, yıllar sonra açıp baktığımda aa ben imzalatmışım, yazarla karşı karşıya gelmişim gibi şeyleri hatırlamak için mesela. Bir anı oluyor değil mi? Evet, anı. Bir arkadaşımız değerli yazarımıza kitabını imzalattı ve şimdi kitabını aldı. Niçin kitabını imzalattın? Yani şimdi bana böyle hatıra olsun, yıllar sonra açıp baktığımda aa ben imzalatmışım, yazarla karşı karşıya gelmişim gibi şeyleri hatırlamak için mesela. Bir anı oluyor değil mi? Evet, anı oluyor benim için. Daha önce imzalı kitabı var mı? Bu ilk mi oldu? İlk olmadı yani, bir de Çılgın Mucitleri imzalanmıştı. Ne kadar güzel. Biz şimdi yazarımıza dönelim. Yazarımız niçin kitaplarını imzalar, o neler hisseder? Yusuf Asal, nedir? Kitap yazmanın farklı farklı boyutları vardır. Bir ev kısmı, evde yazarsın, yayın evine gönderirsin, yayın evinde çalışılır vesaire. Bir de en sıcak saha noktası vardır. O da okuyucuyla yazarın yan yana gelip konuştuğu, iletişim kurduğu yerdir. O yüzden bu bizim için oluşan olumlu ya da olumsuz tepkileri okuyucudan aldığımız, güçlendiğimiz, enerji aldığımız bir yerdir. Bizim için de büyük anlam ifade etmektedir. Buna benziyor. Ne tarz kitaplar okuyorsun daha çok? Ya tarih oluyor. Hani çocuklar için yazılmış hikaye kitaplarına benzer kitaplar oluyor. Ne kadar sık kitap okuyorsun? Ayda bir, senede bir, haftada bir, bir gecede bir tane? Yani bazen bazıları bir gecede bitiyor. Bazıları bir hafta, bazıları çok kalınsa bir ay sürüyor. Kitapları çok seviyorum. Her zaman kitap fuarları olduğunda kitap fuarlarına gitmeyi çok seviyorum ve değerli yazarları kitaplarımı imzalatıyorum. Her türlü kitap okuyorum. Evde ailecek okuma saatlerimiz oluyor. Okuduğumuz kitapları da ikinci el kitapçıya verip yeni kitaplar alıyoruz. Son dönemlerde internetle beraber evlerdeki kitaplıklarımız, kütüphanelerimiz kaybolmaya başladı. Yanımda hemen bir arkadaşım var, sorayım. Senin kütüphanen var mı? Var. Evet. Aşağı yukarı kaç tane kitabın var? Yani çocuk kitapları olarak 20-25'ten fazladır. Evet. Eskimiş o okuduğun kitapları ne yapıyorsun? O da kütüphanede duruyor mu yoksa onu nasıl? Duruyor. Evet. Duruyor. Zaman zaman eski o kitapların tekrar okuduğun oluyor mu beğendiklerin arasında? Evet, bazen oluyor. Seven biriyim. Tabii bu sevgi aileme de sıçradı. Ailemi de çok sevdirmeye başladım. Her zaman, her gün evde bir saat kitap okuma saati yapıyoruz. Ve bazen bu kurallara uymayan işte annemle babam olduğu için bir toplantıyla bir düzenle de televizyonu kaldırdık. O zamandan beri evimizde televizyon yok ve kitap okuyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Hani böyle farklı şeylere yöneliyoruz ve okuduğumuz kitapları canlandırıyoruz. Ne tür kitaplar okuyorsun? Ben daha çok fantastik romanla böyle gerçek yaşanmış hikayeleri okumayı çok seviyorum. Kütüphanen var mı evinde?
Var. Yaklaşık kaç kitap var aşağı yukarı? Belki 50 tane vardır. Bayağı varmış. Hepsini okudun mu onları? Çoğunu okudum. Evlerde kitap kafelerine evleri dönüştürmek lazım diye düşünüyorum çay kahve eşliğinde. Çocuklarla tarih sohbeti yaparlarsa ya da bir güzel kitabı, masal kitabı da olabilir bu. İlle de tarih olmasa da güncelden de alabilir konuyu. Bunları anne okursa, diğerleri dinlerse, baba okursa, bir de bak kitap dakikaları, kitap saatleri gibi hem başka mahalle yana yat konuşmaktan da uzaklaşırlar. Çocuğun yalnızlaşması da önlenmiş olur. Çünkü aynı evlerde, farklı odalarda farklı dünyalar oluşuyor. Bunun farkında varmak lazım. Evde kütüphanem var. Kütüphanemde çoğunlukla masal kitapları ve macera kitapları var. Roman kitaplarını çok sevmediğim için çok roman kitabım yok. Kitap fuarlarına artık her sene gelmeye çalışıyorum. 5. kitap fuarında çok güzeldi. Kitaplar alıyorum. Kütüphanene nasıl bakım yapıyorsun? Onların düzenlemesi, eski kitapları ayıklama falan. Onlardan bahset biraz. Eski kitaplarımı şöyle arkadaşlarıma hediye ediyorum, süper, veriyorum. Eski kitapların beğendiklerimi tekrar tekrar okuyorum. Macera kitaplarına falan. Macera kitaplarındaki şeyleri yorumlamayı seviyorum. Kitaplarla aram çok iyi. Kitap okumayı çok seviyorum. Kütüphanemde bir sürü kitabım var. 50'den fazla kitabım var. Ben Zeynep. Bizim kütüphanemiz şu ana kadar 7 yıldır var. En sevdiğim kitaplar bilim kurgu kitapları. Çok seviyorum bilim kurguları. Okuduğum kitapları ya başlıyoruz ya da arkadaşlarıma hediye ediyorum ve onlarla değiş tokuş ediyorum. Çoğunlukla kütüphanemi ben toplarım. Abimle beraber kullanıyorum kütüphanemi. Sevgili çocuklar, benim uydurduğum bir kelime var: akılsız telefon. Hangi çocuk akılsız telefona fazla yanaşmasa o ileride büyük adam olur. Onun için hadi günde yarım saat oyun oynayın onunla. Ama bunun dışında lütfen kitap okuyun. Kitap okursanız kitap yazarsınız. Kitap yazarsanız dua alırsınız. Dua alırsanız Allah sizi güzel cennete koyar.